Tarikatta en son makam hayret makamıdır. Hayret. Ya beni bu merak ettim ya. Bu hayret makamı Risale-i Nur'da nasıl tanımlanıyor, ne olabiliyor? Çok ciddi bir eğilip araştırmadım ama bu şüpheyle meşgul olurken hayret edince dedim Allah Allah. Mesela kuşlar konuyor, balkona gelip gidiyor, sır şunlar bunlar. Halk çayın peşinde, karın peşinde. Hayret etmek pek nadir insanlarda oluyor. Sonra baktım ki tarikatta da var. Risale-i Nur'da nasıl bir şey karşılık buluyor diye bir 2-3 satır bunu okuyayım. Kaç satır? 7 satır. Tevhid demek devamı değiştiren, tevhid dönüştüren, süreci canlı tutandır. Yani tevhid nedir? İnsanı devamlı değiştiren, dönüştüren, süreci canlı tutan tevhid. Tevhid aynı zamanda birkaç tane mana yüklenmiş. Sonra hayreti geçeceğim. Hayret bunun zemini çünkü. Tevhid, mazi, hal ve istikbali bütün tutan denge, mihengi noktandır. Yani dersin başında dedim ya gemini böyle limandaki babaya tutan. Tevhid, mazi, hal ve istikbali bütün tutan denge ve mihengi noktandır. Devamlı canlı tutar seni. Devamlı soyutu somuta, somutu da soyuta dönüşüm ve değişimini yaşatır seni. Nasıl olur peki bu? Soru sorarak, soyutu somuta, yani kalemi, kaleme bağlı olan ereğine, yani aslına, hakikatına, buna bağlı düşünceler var. O soyut, bu somut. Yani soyutu somuta, somutu soyuta dönüştüren nedir? Soru sormak. Soru sormak hep şüpheyi değil, yani soru soruyor. Yani öğrenmek istiyor gibi gözüküyor. Veya şüphelidir soruyor. Hayır, soru sormak hep şüpheyi değil, meratiplerin sende uyandırılmasındandır. Hakikat meratipleri sonsuzdur. Soru sormak aslında bulunduğundan sıçramadır öteki makama. Bu değişim ve dönüşümde ortaya çıkan yeni enerjiye his diyorum ben bu makamda. Yani hakikat meratipleri sonsuzdur. Esmanın meratipleri sonsuzdur. Bu meratipleri sıçrama şüphe zemininde soru sormaktır. Şüphe zemininde soru sorarak bir hakikattan başka bir hakikata geçtiğimin bir alameti, yani nedir? His uyanır. His demek hakikat mertebelerindeki değişim ve dönüşümün dışa vuruşudur his. Bir daha, his hakikat mertebelerindeki değişim ve dönüşümün dışa vuruş bir ifadesidir his. Kendi kendini keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Kendini kendinle keşfetmeninden keşfetmede ortaya çıkan şuurlu enerjidir his. Nasıl ki birçok doğruların, şimdi hayreti söylüyorum histen sonra, çünkü hissi anlatmam lazımdı. Nasıl ki hakikat, mesela Hakim, Rahim, Vedud, Latif, bir sürü isimler var. Her isminde nihayetsiz mertebesi var. Mesela Hakim ismi 8. tabakada bulunuyor senin hissin. Kerim'de 9'dasın, Münevin'de 2'desin. Yani esmaların harikat mertebeleri var ya, hakikat mertebeleri. Onlar bir araya bir geldiği zaman bir anafor oluyor böyle. Avize'deki kristal gibi. Yani böyle bir renk yok. Yani böyle bir ışık yok. Fakat avizede
Oradan yani kristal var ya, onun için dakikalarca, saatlerce kristali seyrederim. Şimdi kristala aynı şey mesela, şuradan da ampul geliyor, buradan da geliyor. Fakat bunu tayflar deniliyor. Mesela kutuplarda, dünyanın kutuplarında güneş böyle batar gibi gözükürken, doğarken, kutuplara ait videoyu görmüştüm. Ona yakın bir yerde de bulundum biraz ben. Orada bir kızılcı, böyle turkuaz, pembesi, mavi trak, yeşil trak, böyle bir tayflar var. Yani renkler var. İşte bu renkleri koyun kafanıza. Esmaların mertebelerindeki, sen mesela Hakim'de 8'desin, Rahim'de 9'dasın, Vedud'da 17'desin. Bu hakikat mertebeleri, o tayflar bir noktaya vurduğu zaman, bir noktada bir anafor olursa, böyle bir şey gibi, hortum gibi denizden, o hortumun adı hayrettir. Hakikatların bir bütün olma anıdır hayret. Yani nasıl ki birçok doğruların aynı anda, aynı mertebede ortaya çıktığında insanda hayret, hayret oluyor. Yani seni senden ediyor. Seni sen ettiğin zaman seni senden ediyor ve o anda o hakikatların üstündesin, boyutundasın, koridorundasın, şeyindesin, kutuplarındasın. Böyle o ayın bu burçlar var ya, sanki o burcun üzerindesin. Hayret mensubiyet cihetiyle, şu anlar 69'a geçiyor ya, onunla yaparsak mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilmel yakin ile bildiğim cümlesine hayreti uygularsak, hayret neydi? Hakikatların ve ratiplerin bütünselliğidir. Hayret uzun zaman olmaz. Bir an yaşaması, tüm hakikatler bir anda olursa, bir anda o kristal şeyi gibi bir anda gözüküyor, bir anda bütün hakikatler bir anda tek hakikat oluyor. Bizde hayret oluyor. Böyle oluyor. Şey diyebilir miyiz abi? İsmi Azam'ın etkisine giriyor denilebilir mi? Harika, çok güzel. Bir de ilhamur verir misin abi? Yine girmiş o gibi oluyor ama burada bu dersim, yani bu mukaddemem bitti.